Kimsiniz? Neden bahsediyorsunuz? Ben anlamadım. Gayet iyi anlıyorsun cancağızım. Kim olduğumu da çok iyi biliyorsun. Hayal kırıklığına uğrattığım için bağışla. Hayaller Cezayir, gerçekler Tatavlalı. Çiçekleri özellikle Ekabir'in dükkanından gönderdim. Eski kocandan geldiğini zannet diye. Yoksa buluşmamız mümkün olmazdı. Öyle değil mi cancağız? Bu kadar saçmalık yeter. Ben gidiyorum. Baktın, sana bir mesajım var. Mesajı şimdi alırsan, yapacakları şeye engel olmak için bir şansın olabilir. Ha yok, hayır. Beni ilgilendirmez deyip gidersen... kaybın çok büyük olur. Benden söylemesin. Elçiye zeval olmaz cancağızım. Her şey senin o güzel ellerinde Markiz. Dediklerini yaparsan hayatın aynen devam eder. Oh, oh, işte beklenen adam geldi. Kayınvaliden seviyormuş Cezayir. Biz de tam yemek yemek üzereydik Firuze ile, değil mi? Tatavlalı. Seni bu kör bıçakla doğrarım. Kıskançlık çok ilkel bir davranış. Firuze. Çıkıp dışarıda bekle beni. Firuze. Benim bildiğim kadarıyla sen eski karına döndün. Doktor hanımdan boşandın. Firuze. Genç. Güzel. Bekar bir kadın. İstediği adamla yemeğe çıkabilir, öyle değil mi cancağızım? Sen adam değilsin ki. Yumuşakçılar vardır, bilir misin? Böyle omurgasızlar. Kafadan bacaklılar. Salyangoz gibi. Ayak altında fazla gezerse böyle çat diye ezersin. Hani farkında olmadan.
İşte sen de öyle. Kaynayıp gideceksin arada. Seni insan yerine koyup masama oturtup meclisime soktum. Ama bir de aileme, yakınlarıma herhangi bir şekilde yaklaşırsam seni ezer geçerim. Vazgeç artık Cezayir. Pes et. Bırak abinin katilini aramayı. Hayatını yaşa biraz. Bak, karın var. Çoluğun, çocuğun var. Paran var, pulun var. Hayat kısa. Bak ne kadar ömrümüz kaldığı belli bile değil. Heba etme. Abinin mezarında kemikleri bile kalmadı. Ya! İnsan niçin yaşar lan? Hı? Cevap ver lan, niçin yaşar? Ailesi için yaşar. Tansu. Sen bilmezsin tabii. Çocuk yaşta düştün ailenin gözünden. Sahi. Ne olmuştu Tansu? Hı? Bir aile nasıl olur da nefret eder oğlundan? Neyse. Uzatmayacağım. Abimin katillerini yok etmek uğruna 17 senemden vazgeçtim. Diğer tetikçileri bulmak için de geri kalan ömrümü veririm. Teşekkürler. Annen uyanmış Cezayir. İyiymiş. Firuze'yi ben bırakacağım eve. Sen bizi takip et. Tamam reis. Neden söylemedin bana? Konuşacak mısın Cezayir? Aramızda konuşulmayan o kadar çok şey var ki. Hangisinden bahsediyorsun? Çiçeklerden. Senin göndermediğini neden söylemedin? Ben dedim ya sana. Çiçekleri gönderdiğin için affettim seni dedim. Ama sen o an bir şey söylemedin bana. Kimin ne iş çevirdiğini, neyin peşinde olduğunu öğrenmek için bekledim. Öğrendim de. Ne söyledi o şerefsiz sana? Jean-Luc'tan uzak durmam gerektiğini, ona yardım etmememi söyledi. Bu kadar mı? Evet, hepsi bu. Uzak dur dedi. Peki sana verdiği o kağıtta ne yazıyordu? Firuze sana bir kağıt verdiğini gördüm. O kağıtta ne yazıyordu dedim.
kağıdı versene bana. Firuze, o kağıdı bana ver dedim. Son kez söylüyorum sana. Yani neredeydi? Dur, kafam gitti. Ne demek neredeydi sen? Ne çeviriyorsun sen? Hı? Neyin peşindesin? Bir iş çevirmiyorum Cezayir. Sadece... Ne sadece? Sadece ne? O zaman ne bu gizem mizem? Ne oluyor? Şu kağıdı ver dedim. Tamam. Tamam, vereceğim kağıt. Vereceğim. Al oku. Ya Yıldırım Türk cinayeti saklı kalsın ya da kızınız Mercan. Bizim evladımıza bulaşırsanız siz de evladınızı gözden çıkardığınızı varsayarız. Kızımızla tehdit ediyorlar bizi. Birini seçmemiz gerektiğini söylüyorlar. Ya yeğenin ve abinin intikamı? Ya da kızımız Mercan. Var iki cihan, ben bu cihana sığmazam. Bende var iki cihan, ben bu cihana sığmazam.